Dijital Hayat. Merhaba, Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatınızı etkilerini konuştuğumuz programımızda bu hafta hep üzerinde aylardır, yıllardır konuştuğumuz, ülkemizde kendimize ait teknolojimiz olacak mı, kendi yazılımımız olacak mı diye konuştuğumuz bir konuyu ele alacağız. İnsansız hava araçları. İnsansız hava araçlarını konuşmak için herhalde Türkiye'de en uygun, en donanımlı, en bilgili firma yetkilisi Haluk Bayraktar'la beraberiz. Baykar Makine'den. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Bu konuyu uzun uzun konuşacağız böyle soru cevap şeklinde. Seyircilerimiz bu programdan sonra sanıyorum insan hava aracı ile alakalı tüm bilgilere, temel bilgilere ulaşmış olacak. Öncesinde biz her hafta sponsorumuz TürkSat'ın yürüttüğü, işlettiği Türkiye Gov.tr devlet kapısı hizmetinin bir özelliğini anlatıyoruz. TürkSat'tan bir arkadaşa bağlanarak. Bu hafta Burcu Yılmaz, TürkSat uzmanı bizimle beraber olacak ve bir özelliği bize anlatacak. Burcu Hanım. Merhaba Bilal Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Bu hafta hangi özelliği, hangi servisi, hizmeti dinleyicilerimize duyuracağız? Bugün sizlere ben kısaca E-Devlet kapısında bilgilendirme sisteminden bahsedeceğim. Tamam. Biz devlet kurumlarıyla görüşerek ortaklaşa hazırlamış olduğumuz bilgilendirme altyapısı sayesinde yakın zamanda da adınıza kesilmiş olduğunuz trafik cezanız bulunuyorsa veya HGS ve OGS ile ilgili hatalı geçişleriniz varsa kısa süre içerisinde ücretsiz olarak SMS veya e-posta ile bilgilendirme yapacağız. Yani bilgilendirileceksiniz. Yakında bu hizmetlerle ilgili bilgileri de E-Devlet kapısından da görebileceksiniz ceza bilgilerinizi. Tamam. Bizim bunu yapmamızdaki amaç trafik cezanız için itiraz etme süresini kaçırmamanız veya indirimli ödeme seçeneğinizden yararlanmanızı sağlamak. Biz bunu hedefliyoruz öyle diyeyim kısaca. Önümüzdeki dönemlerde de E-Devlet kapısında biliyorsunuz vergi borcu, dava dosyası ve sosyal yardımla ilgili hizmetler var. Biz bunlar hakkında da bilgilendirme yapacağız vatandaşlarımıza, kullanıcılarımıza. Hatta şu an en son olarak da MSB ile ilgili dönemsel olarak da bilgilendirdiğimiz tek başvurunun başladığı ile ilgili bilgilendirme de yapmış bulunmaktayız. Bu bilgilendirmeden faydalanmak için E-Devlet kapısı kullanıcısı olmanız, profilinizde cep telefonunuz ve mailinizin doğrulanması gerekmektedir. Ayrıca mobil cihazlarınıza indireceğiniz E-Devlet kapısı uygulaması ile de anlık bilgilendirmeler alabileceksiniz Bilal Bey. Çok 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 güzel. Bunun adı bir anlamda aktif bilgilendirme sistemi sanırım. Aynen öyle. Aktif bilgilendirme sistemi. Evet. Sadece bizim kullanıcımız olmanız ve telefonlarınızı ve e-maillerinizi doğrulamanız gerekiyor. Yani biz kendiniz girmeden bize SMS ile ceza borcu gibi bilgiler bize kendiliğinden gelecek. Öyle evet, doğru anlıyorum. Evet ama Türkiye Gov.tr üzerinden doğrulama yapmanız gerekiyor. Yani cep telefonunuzun bilgilerinizin olması gerekiyor bize. Biz o ilgili e-posta ve telefonlara mail atıyoruz yani şu an için. Süper bilgi. Çok teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir hizmetle size tekrar bağlanacağız. Sevgiler, saygılar. Ben iyi yayınlar diliyorum. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Evet sayın dinleyiciler, şimdi E-Devlet kapısı hizmetinden sonra müthiş konumuza geri döneceğiz. İnsansız hava araçları. Ben kişisel olarak da bu konuyu çok merak ediyorum. Vatansever duygularla bakıyorum. Çünkü basından takip ettiğimiz kadarıyla kendi Türkiye'nin artık kendine ait bir insansız hava aracı var. Envantere girmiş. Yurt dışına bağımlı değil. Yazılımıyla, donanımıyla. İnsansız hava aracı nedir? Ne işlere yarar? Hangi hizmetler için kullanılır? Belki kısaca bundan bahsedebilir miyiz Haluk Bey? Evet. Aslında insansız hava aracı teknoloji olarak havacılık arenasında bir paradigma dönüşümünü ifade ediyor. Ülkemiz için çok önemli bir alan. Niye? Çünkü biz biliyorsunuz Cumhuriyet'in ilk yıllarında havacılık alanında ülkemizde Nuri Demir Ağa, Vecihi Hürkuş gibi girişimciler çok önemli adımlar atmışlar. O dönemde işte mesela bir örneğin Nuri Demir Ağa Boeing'le aynı dönemde alüminyum gövdeli uçak işine girmiş. Yurt dışından sipariş alacak boyuta gelmiş. Ancak maalesef biz o dönem atılan adımlar bir noktadan sonra kesintiye uğratılması nedeniyle havacılık arenasında hak ettiğimiz yere gelemedik ülke olarak. Ancak 90'lı yıllardan sonra havacılıkta bir paradigma dönüşümü yaşandı. Nasıl bugün telli haberleşme sisteminden işte kablosuz haberleşme sistemine geçiş bir paradigma dönüşümü bir anda belli bir altyapı atıl hale geliyorsa, havacılıkta da şu an en yeni teknolojiler,
en yeni gelişmeler insansız hava araçlarında yaşanıyor. Niye insansız hava aracı? Çünkü 90'lı yıllardan sonra haberleşme alanları, işte işlemci, sensör teknolojileri gibi birçok muhtelif teknolojilerde yaşanan gelişmeler artık bir uçağın içerisinde pilotu alarak onun yerine bir bilgisayar konulması suretiyle çok uzun süreli, sıkıcı, hatta kirli olarak adlandırabilen görevleri bu hava araçlarına yaptırabiliyorsunuz. Dolayısıyla tamamen kendi kendine otomatik uçuş kabiliyetine sahip, uzaktan komuta kontrol edilebilen sistemlere biz insansız hava araçları diyoruz. İşte gram ağırlığından tonlarca ağırlığa kadar çok geniş bir varyasyonda alanda bunun çeşitleri mevcut. Ve de işte son 20 yıldan bu yana çok üzerinde yoğun olarak çalışılan, ülkemiz açısından da havacılıkta ülkemizi tekrar ismini yazdırmaya yönelik çok önemli bir potansiyel fırsat olduğunu biz değerlendiriyoruz. O teknik ayrıntıları tek tek soracağım uygun görürseniz. Şunu sormak istiyorum. Şimdi bu tip şeyler hem projeler hem barışçıl hem insani hem belki bir ülkenin stratejik güvenliği için de kullanılıyor. Bu kadar stratejik bir işte belki hükümetlerin, devletin bizzat size desteği de gerekiyor. Ben dünyada en azından benim kendi alanımla teknoloji, işte Facebook, WhatsApp, Google gibi şirketler hep devletler de destek veriyor. Bu tip stratejik işlerde devlet desteğinin olduğuna inanıyorum, olması gerektiğini. Onu soracağım. Hükümet, devlet bu konuda size destek verdi mi ilk başladığınızda bu projeye veya nasıl oldu? Devlet diyelim, devlet desteği olarak. Şimdi ülkemizde biliyorsunuz savunma sanayinde belli bir düzen var. Biz de Baykar olarak, bir Türk mühendisleri olarak, girişimci bir firma olarak çok ufaktan biz bu işlere başladık. Başladığımız dönemde 7 yıl boyunca herhangi bir devlet desteği olmaksızın kendi imkanlarımızla. Çünkü bizim ilk başta şöyle bir iddiamız vardı. Bizim desteğe ihtiyacımız yok. Bu alanda çok önemli motivasyonlarımız var. Bize destek verilirse o köstek olur. Biz kendimiz ilk önce belli teknolojik altyapımızı geliştirelim. Sadece bize izin verin. O da bir destek değil midir? Evet, aynı şekilde aslında bizim normalde geçmişimizde bu otomotiv sanayinde, işte bizim aile mesleğimiz otomotiv yan sanayicilikti. İkinci nesille birlikte bu alana girdik. Özellikle askeriyemizden, işte devletimizden belli insanların bu alanda bu teknolojiyi geliştirme ihtiyacımız var. Ülkemizin bu alanda önemli adımlar atması gerekiyor. Ve de o dönem içerisinde baktığımız zaman dünya çapında çok somut adımlar atılmadığı için bu yönde teşvikler oldu, manevi teşvikler oldu ve biz de bu şekilde kendi imkanlarımızla başladık. Tabii kendi imkanlarımızla belli bir noktaya kadar gelebilirdik. O süreç içerisinde devletin özellikle bu alanda savunma sanayi müsteşarlığının da belli ve askeriyenin de birlikte 2004 yılında artık havacılık teknolojisinde, insansız hava araçlarında milli modellere, yani özgün geliştirme modellerine yönelmesiyle bizim gibi firmaların da bir anlamda önü açılmış oldu. Süper. Şimdi biraz bu hani hem sizin hikayenizi dinlemiş olduk, hem hükümetin, devletin bu konuda vizyonu olduğunu ve size desteğini öğrenmiş olduk. Böyle teknik sorular da dinleyicilerimizden de böyle sorular geliyor. Mesela bu konuda şöyle sorabiliriz. Bu uçakların dışa bağımlı parçası veya yazılımı var mı? Çünkü hep en çok sorulan şey işte ve hikaye de anlatılır. İşte F-16'larla alakalı Amerika'dan bu konuda yazılımlar, düşman dost ülke yazılımı var, vuramaz vesaire gibi, hani lazım olduğunda. İnsan hava aracı tamamen sizin yaptığınız şey %100 yazılımıyla donanım Türk malı mı? Bizim kendi mühendislerimiz. Evet, bu işin aslında en can alıcı hususu bu. Biliyorsunuz savunma sanayinde özellikle civatası dahi sıkıntı olabilir. Çünkü bunlar stratejik ürünler kapsamında, işte belli kurallara tabi. Bu konuda bahsettiğiniz konu millilik ve yerlilik, bu işin aslında en can alıcı noktası. Bunu biz şöyle ifade edebiliriz. Bizim şu an geliştirdiğimiz insansız hava araçlarında kendi sorumluluk sahibi olduğumuz sistem ve alt sistem seviyesinde bizi, ülkemizi bağımlı kılacak, hiçbir şekilde bağımlı kılmayacak şekilde bir stratejiyle hareket ediyoruz. Örneğin bir örnek verelim. En son geliştirdiğimiz taktik sınıfı, ülkemiz rekorlarına imza atan, 27 bin feet irtifa rekorunu kıran, 24 saat havada kalan, teknolojisiyle dünyadaki taktik sınıfı uçaklarda en ileri düzeyde olan insansız hava aracı
%100 milli bir tasarım. Bir şey söyleyeyim, taktik sınıfı ne demek hemen? Şimdi taktik sınıfı şöyle belli klaslara ayrılıyor. İşte 18 bin fitte 10 saat uçabilen, belli bir ağırlık 55 kilo faydalı yük taşıyabilen, bu klasmana taktik sınıfı olarak adlandırıyoruz. Ancak biz firma olarak biz taktik sınıfının da ötesine geçtik. Bizden taktik sınıfı uçak istediler. 10 saat uçabilen, biz onlara 30 saat uçabilecek bu uçak. 18 bin fit dediler, biz 30 bin fite kadar çıkabilecek bir uçak geliştirdik Türk mühendisleri olarak. Şimdi millilik konusuna da geri dönersek orada şu çok önemli. Şimdi tamamen %100 milli bir tasarım. Ne demek? Hiçbir şekilde uçak ve uçakla ilgili içerisinde yer alan elektronik sistemler, yazılımlar tamamen sizin tasarımınızla gelişti. Ancak burada belli alt sistemler var ki bunları hazır alarak, mesela örneğin motor. İşte bunlar rafta hazır ticari malzemeler bizim kullandığımız. Yani bizim uçak üzerinde uçağı geliştirirken bütün kritik elektronik ve yazılım sistemleri milli ve özgün olarak geliştirildi. Hazır olarak alınan komponentler de, bunlar elektronik komponent olabilir, işte uçağın motoru olabilir, bunlar da ticari malzeme. Anladım. Yani siz eğer bir sistem geliştirirken rafta hazır ticari malzeme kullanıyorsanız ve herhangi bir şekilde başka ülkenin kısıtlamasına tabi değilseniz bu çok önemli bir kriterdir. Yerlidir aslında bir anlamda. Evet, şimdi bu anlamda baktığımız zaman bizim geliştirdiğimiz Bayraktar Taktik Blok 2 insansız hava aracı %100 milli tasarım. Ama içinde kullanılan malzeme olarak baktığımızda da %93 yerli orana sahip ki bu savunma sanayi tarihimiz açısından bir rekordur. Ülkede böylesi yüksek teknoloji bir alanda üretilmiş, yani bugün Türkiye'de biliyorsunuz halen bir milli piyade tüfeği dahi üretemiyoruz. Biz insansız uçak geliştirmiş durumdayız ve %93 gibi yerli katkı, sanayi katkısıyla bu üretilmiş oldu. Dolayısıyla şunu ifade edebiliriz. Bütün kritik aksamı, işte uçuş kontrol sistemleri, uçağın içerisinde yer alan stratejik bileşenlerin tamamı milli ve özgün tasarım, da bu da bu projede ilk defa gerçekleştirmiş oldu. Yani şunu söyleyeyim, bu bizim ürünümüz. Evet. Yani Türkiye'nin ürünü. Biz kontrol ediyoruz ürünü. Evet. Kıymetli olan şey belki de bu stratejik olan. Evet. Peki şunu sorabilir miyim? Hani hep karşılaştırırız ya, şimdi böyle bir ürünümüz var. Dünyadaki emsallerine göre bu ürün hangi klasmanda durur? İşte uçuş süresi, işte silah takılabilir mi gibi, hani ben basından okuduğum için söylüyorum. Mesela dünyada biz bu sahneye çıksak, fuara gitsek kaçıncı sırada olur bu ürün? Şimdi bizim her zaman iddiamız şu ve bunu yaptıklarımızla da gösteriyoruz Türk mühendisleri olarak. Şu an örneğin geliştirdiğimiz taktik sınıfı uçak sahip olduğu teknolojiyle ve belli bileşenleriyle dünyadaki en ileri sistem. Örnek verelim. Bayraktar Taktik Blok 2 hangardan çıktığı andan itibaren otomatik kontrol özelliklerine sahip. Yani taksi aşaması, kalkış, seyir, iniş, inişten sonra fren, daha sonra hangarın önüne park etme. Bu seviyede bir otomasyon ve bu otomasyonu gerçekleştiren uçağın içerisinde yer alan milli ve özgün geliştirilmiş 3 yedekli uçuş kontrol sistemi. 3 yedekli uçuş kontrol sistemine ilave olarak çift sinir ağı, elektrik sinir ağı. Bu seviyede bir teknoloji düzeyiyle bir hava aracı taktik sınıfında bir eşi yok bu uçağın. Dünyada lideriz yani. Evet, lideriz. Bir eşi yok. Ancak dünyada lideriz, teknolojik yapı, altyapıyı da kurmuş durumdayız. Tabii burada neye ihtiyacımız var? Bu geliştirdiğimiz uçağı, bu başarı hikayesini bizim, işte şu an Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Envantere giren hava aracının uçuş saati tecrübesi elde etmesi. Yani uçaklar da aynı insanlar gibi aslında. Bir bebek gibi doğuyor, teknoloji de doğuyor. Test ediliyor. Evet, test ediliyor ve devamlı gelişiyor. Aynen insan gibi o da büyüyor. Hı-hı. Geliştikçe ilerliyor. Biz teknolojik yapı, altyapısı itibariyle dünyadaki en iyi bu sistemi milli özgün olarak geliştirdiğimiz sahada uçuş tecrübesiyle birlikte daha da ileri taşıyacağız. Çok güzel haberler, çok güzel bilgiler bunlar. Peki hani birkaç da teknik şey sorayım. Mesela kaç saat havada kalabilir? Nereye gidebilir? Kaç litre benzine ihtiyacı var? Bu hani kısa kısa bunları... Şimdi tabii... özellikle siz anladığım kadarıyla taktik sınıfını irdeliyorsunuz. Bizim şu an bu en son Türkiye taktik sınıfı savaş için midir? Yani evet. Büyük güvenliğini korumak için midir? Aslında temel olarak Türkiye'de insansız hava araçları 3 ana klasmanda ele alınıyor. Stratejik insansız hava araçları, taktik sınıfı insansız hava araçları ve mini sınıfı insansız hava araçları. 3 klasmanda şu an yürüyen projeler bu 3 klasmanda ifade ediliyor. Bizim en son geliştirdiğimiz uçak bizden istenilen 10 saat uçmasıydı. Ama biz uçuş testlerinde 24 saat 34 dakikayı bulduk. 24 saat uçtuğumuz uçuşta aslında bir 6 saatlik yakıt daha vardı uçak. Dolayısıyla 30 saat uçabilecek bir sistem geliştirdik.
O Türkiye rekoru olan uçuşta 4000 kilometre uçtu uçak. Yani bir uçuşta 4000 kilometre uçuş menzil kat etti. Yani bir Türkiye'nin çevresinde dolaşıyor. Tabii. İki defa mı dolaşıyor? yani işte 1000 kilometre en Dört sayarsak defa. evet 4 Müthiş. kere o menzili kat etme kabiliyetine sahip. Bunun yanı sıra uçuş irtifası aslında 18 bin feet olarak tanımlanmakta bize. Ama biz 27 bin feet'e çıktık. 30 bin feet'e kadar da çıkabileceğimizi yaptığımız hesaplamalar doğrultusunda değerlendiriyoruz. Bu anlamda gerçekten böylesine yani size bir hedef, yani bu aslında şunu da gösteriyor ülkemizde. Biz kendi ülke insanımıza güvenirsek böylesine bilgi çağı ürünlerinde çok önemli bir potansiyelimiz var. İnsan sermayemiz, beyin sermayemiz her şeyi yapmaya yeterli. Hedef bir koyarız ama karşılığında üç alırız. Yani Kendi ülkemiz insanına güvenirsek. sadece sizin konunuz değil, her konuda belki de. Yani insanımıza Evet, güvenmek kesinlikle. gerekiyor, önünü açmak gerekiyor. Ben ama her zaman söylüyorum, bu bir devlet ve hükümet politikası olacak. İşte 2023 hedefleri yeni Türkiye gibi hedeflerin içine konması gerekiyor ve mutlaka destek görmesi gerekiyor yukarıdan. Yani bir vizyon olması lazım. Bizim bilişim alanında da öyle mesela, örneğin. Peki şunu soracağım. Bunun tabii bu araçların savaş ve ülke güvenliği olduğu kadar işte barış için veya ticari olarak da kullanılması var. Örneğin şimdi dronlar denen cihazlar var. Hani ben bizzat kendim de ilgileniyorum. Birçok ticari firma Amerika'da ürün teslimatı yaparken veya başka işler için, siz şimdi böyle bir know-how'a sahip oldunuz, yani bilgiye sahip oldunuz. Bunu hani piyasaya sürme, ufak aletler şeklinde bu know-how'u kullanma şeyiniz var mı? Fikriniz var mı? Drone yapma mesela Türkiye'de ilk defa ve bunu pazara çıkarma, satın alma, üstüne kameralar koyuyorlar, birçok etkinlikte, festivalde yukarıdan çekimler yapıyorlar, gazeteciler, haberciler kullanıyor vesaire. Evet, aslında evet bahsettiğiniz gibi insansız hava aracı teknolojik olarak askeri arenada başladı ve şu an kullanım oranına baktığınızda %90 oranında askeri arenada kullanılıyor. Ancak gelişmekte olan bir sivil pazar var dediğiniz gibi Siz ve askeri alanı oynuyorsunuz anladığım kadarıyla. şimdi şöyle bir durum var. Ülkemizde en önemli ihtiyaç, İhtiyaç en var. acil ihtiyaç yani bizim bir az önce de ifade ettiğim savunma sanayinde bu milli ve özgün proje açılımında bir kıvılcım niteliğini taşıyan alanlardan bir tanesi insansız hava aracı. Eğer biz bu alanda dünya ölçeğinde bir teknolojiler geliştirip ülkemize hizmetine sunarsak bu çok önemli bir ülkede motivasyon oluşturacağına inanıyoruz. Aynen. Ve bunun devamının geleceğine inanıyoruz ve buna da ihtiyacımız var. Doğru. Yani nasıl bugün Hindistan işte Mars'a uydu gönderiyor. O uyduyu gönderirken ilkokuldaki öğrenciler sabah erken kalkıp o uydunun atışını izliyor. Ülkemizde de böylesine bir milli motivasyon, bir vizyon yaratacak, oluşturacak, insanları heyecanlandıracak, herkesi bir araya getirecek, herkesin de destekleyeceği. Bu Bir şey tarz soracağım. Çok ilginç. Ve mesela bu sizin uçuş görüntülerinizi, o heyecandan bahsediyorsunuz ya, sosyal medyayı kullanmak, bu kanalları kullanmak için. Mesela güvenlik gerektirmeyen bazı görüntüleri YouTube'a koysanız veya işte böyle bir kanal yapsanız, hani insanların onu seyretse veya bir tanıtım filmi gibi, Evet. hani belki bütçeli işler belki ama acayip bir şey olmaz mı? Sinerji olmaz mı? Evet, yani aynen bahsettiğiniz gibi biz bu araçları da kullanıyoruz. Örneğin uçuş en son Keşan'da şu an uçuşlarımız devam ediyor. Uçuş yaptığımız gün biz o ham kayıtları kesip biçerek hemen Facebook, Twitter, YouTube kanallarına yüklüyoruz ve Nereden bulabilir? Dinleyicileriniz merak ederler. bizim Facebook'ta Baykar Makina adresi, Twitter'da da aynı şekilde Baykar Makina, YouTube'da da Baykar diye yazdıklarında bütün videolara, uçuş videolarına Ulaşabilirler. o heyecanlı biz de paylaşabilir Süper. izleyicilerimiz. Şimdi birkaç şey daha soracağım. Dinleyicilerimizden geldi. Siz şimdi böyle stratejik bir iş yapıyorsunuz. Bununla alakalı yurt dışından size talepler de geliyordur. İyi veya kötü talepler, tırnak içinde. İşte bu bilgilerinizi bizimle paylaşın veya bu işleri yapmayın, bu işlerle uğraşmayın. Böyle neler var anlatabileceğiniz? Hem talep anlamında dünyaya açılalım, bunu uluslararası bir marka yapalım, bu işten beraber ticari para kazanalım veya bu ürünü yurt dışında A, B, C firmalarına, ülkelerine satalım. Bir de tehdit anlamında soruyorum. Yani tabii ki ülkemizde böyle bir teknolojinin geliştiriyor olması birçok ülkenin ve büyük Türkiye'yi takip edenlerin dikkatini çekiyor. Özellikle biz 2012 yılında Katar Silahlı Kuvvetleri'nin mini insansız hava aracını ihraç ettik. Bu ülkemiz tarihinde ilk defa bir hava aracı ihracatı. Belki miktar olarak ihracat bedeli olarak düşük bir bedeldi ancak katma değeri böylesine yüksek bir ürünün sembolik bir önemi vardı.
Şu an Katar'da sizin cihaz şeyiniz evet, bizim mini Bayraktar mini sınıf insansız hava araçları 20 adet uçak biz ihraç ettik Katar'a. Katar ordusuna eğitim verildi. Bizzat kullanmaya başladılar. Yani bu işte o Cumhuriyet'in ilk yıllarında ihracat şansı yakalan Nuri Demirağ'dan sonra İlk ufak da olsa önemli bir adım olduğunu biz değerlendiriyoruz. Bu anlamda yurt dışından bu teknolojiye yönelik özellikle bizim yakın çevre ülkelerimizden belli talepler geliyor. Biz bunlara da yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Ama öncelikli hedefimiz ülkemizde bu teknoloji bu ihtiyaçlarını %100 karşılar hale getirmek. Buradan elde ettiğimiz tecrübeyi de yurt dışına açılmak. Dolayısıyla şu an bu faaliyetleri de paralel olarak yürütüyoruz. Kötü şeyler var mı? Yani tabii şimdi mesela örneğin biz bu işlere ilk girdiğimiz yıllarda işte 2004 yılında bizim aile firması 2004 yılında o dönemlerde insansız hava araçlarının tamamen yurt dışından alımı öngörüyordu. İşte Amerikan, İsrail menşeli modellerin alımı öngörüyordu. O süreç içerisinde bizim bu alanda Ar-Ge çalışması yaptığımızı öğrenen ki o dönemde ülkemizdeki birçok havacılık kurumunun da haberi yokken öğrenen işte bugün Heron'ları ülkemize satan firma bizden haberdar oluyor ve bir şekilde bizim tanıdıklarımızı da araya koyarak bizimle görüşmek istiyorlar. Bir araya geliyoruz ve bize firmamıza çok böyle cazip olarak nitelendirilebilecek teklifler sunuluyor. Düşünün daha o zaman bu işin Ar-Ge'si aşamasında, daha filiz aşamasında bir ürün dahi ortaya çıkmamışken bunlar bizi buluyorlar ve de işte ortaklık yapma, birlikte olma, Türkiye'de ortak yatırım yapma gibi ve bu teklifleri Türkiye'deki diğer büyük savunma sanayi firmalarında da yapabilecekler ancak bize geldiklerini ifade. Normalde ticari göze tırnak içerisinde baktığınız zaman reddedemeyeceğiniz belki bu bir teklif. Bu işleri beraber yapalım mesela. Evet, ama bizim inancımız şu ki bu teknoloji milli eksende geliştirilmesi gereken bir teknoloji. Milli eksende devam etmezse aslında devam etmeyecek bir konu. Bu tarz durumlarda oldu açıkçası geçmişte. Peki bu hani test uçuşları dediniz ya, bu test uçuşları ne zaman bitecek de tamamen açılacak ve işte envantere girmiş olan şeyler şu an geziyor mu havada? Tabii yani? Şöyle ifade edelim. Bizim 2007 yılında envantere giren mini sınıf insansız hava aracımız var. Bundan 200 adet envanterde şu an ve 100 binin üzerinde uçuşu var bu uçakların. Şu an biz konuşurken belki belli bir kısmı havada şu TSK an. TSK kullanıyor. Kullanıyor yani. Evet. Binin üzerinde bunun kullanıcısı var. Bu taktik Blok 2 hava aracı ise yeni envantere girdi. Bunun önümüzde bir eğitim aşaması var ve belli entegrasyon aşamaları var. Bu aşamalardan sonra çok kısa bir vadede yani bu yıl içerisinde aktif operasyonel hale gelmesini planlıyoruz. Peki bu gelecekte hani dronları da sordum. Mesela 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık hedefleriniz var mı? Hani işte ülkeye şu kadar ihracat, şu kadar üretim, yeni bir alana gireceğiz, sivil alana gireceğiz gibi hedefleriniz neler? 2023 hedefleri diyelim. Sizin hedefleriniz var mı? Evet, yani az önce de bahsettiğimiz gibi biz şu an aslında geliştirdiğimiz bu teknolojik altyapıyla çok daha farklı, çok daha büyük, çok daha farklı görevler icra edebilecek seviyede platformlar geliştirebiliriz. Bunlara yönelik de belli hazırlıklarımız var. Şu an için askeri arenada devam ettirmeyi çalışmalarımızı. Sivil alanda sizin de bahsettiğiniz gibi çok önemli açılımlar var. Ancak şu an sivil havacılık kuralları henüz oluşmadığından, henüz yayınlanmadığından dolayı, bu alanda belli sıkıntılar oluşabileceğinden dolayı, şu an o sektöre yönelik bir hazır ürün, ticari ürün geliştirmektense askeri arada ülkemizin ihtiyaçlarının karşılanmasına daha önem verdik. Ancak şu var ki geliştirdiğimiz altyapı sivil havacılıktaki uçuş emniyet kurallarını karşılayabilecek seviyede teknolojiler. Bu sektörde ülkemizde açılınca bu alana da girme şansımız olacak. Bu anlamda önümüzdeki yakın gelecek ve orta vadede çok önemli projeler var şu an üzerinde çalıştığımız ülkemiz için. Tabii takdir edersiniz ki belli askeri konular olduğu için hani çok da detayına girmektense ancak şu an yaptıklarımızdan çok daha stratejik anlamda önemli projelerimiz var. Peki bunları tanıttınız en azından hani herkesin bilebileceği stratejik olmayan şeyleri bir Twitter, Facebook hesabınız hani burada da telaffuz edelim. Videoları izleyebileceğiniz o adresleri söylerseniz
İnsanlar onları, dinleyicilerimiz girerler, bakarlar o videolara. Onları zikredebiliriz burada. Evet, yani facebook.com/baykarmakina, Twitter'dan da direkt Baykar Makina adreslerinden bizim gelişmelerimizi an beyan, işte bir uçuş olduğu zaman hemen anında ilettiğimiz videolarıyla, gelişmeleriyle adresimizi kişisel görüyoruz. Adresini de söyler misiniz? Siz oradan da takip etsinler. Benim kişisel Twitter adresim LH Bayraktar. Oradan tüm videolara, işte evet, bu konudaki eğitimlere veya işte bu konudaki duyurulara dinleyicilerimiz ulaşabilir. Bu konuya ilgi duyanlar. İlgi duyan mühendisler vesaire, hani son sorum da bu olsun. Size nasıl başvurabilir? Bu konuda çalışmak isteyen bir yazılımcı vardır veya yeni mezun. Böyle bir insan kaynağı ihtiyacı var mı? Evet, yani biz zaten firma olarak şu an 65 mühendis, 35 teknisyen, 100 kişilik bir firmayız. Ve ekibimiz genç. Genç bir ekip. Yaş ortalaması 30'un altında. Üniversitelerle çok yakın çalışıyoruz. İşte Hava Harp Okulu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi gibi üniversitelerle çok yakın bir koordinasyon içerisindeyiz. Özellikle yazım, staj konusu bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Çok yüksek sayıda stajyer kabulü yapıyoruz. Stajyerler bitirme ödevlerini firmamızda gerçekleştiriyor. Bu sayede somut bir projede çalışma fırsatı buluyorlar ve o süreçteki arkadaşlarla daha sonradan devam etme durumlarımız da olabiliyor. Bu anlamda üniversite akademik ortama yakın bir şekilde ilerliyoruz. Aynı zamanda Teknopark'ta da bir ofisimiz var. Direkt size ulaşabilirler yani. Aynen. Evet. Buradan dinleyicilerimizi de duyurmuş olalım. Baykar Makine Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a Twitter'dan, e-mailinden ulaşabilirler. Haluk Bey, çok teşekkür ederiz. Hani çok stratejik, önemli bir konuyu, en önemli konularımızdan birini işledik. Ben de kişisel olarak iyi duyuyorum. Çıktığınız yolda başarılar diliyorum. Çok milli bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarla buluşmak üzere tekrar iyi günler diliyoruz.